Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Valisi Kemal Çöber, Dülük Antik Kenti'nde yapılan arkeolojik kazı çalışmalarını inceledi. Ziyaret sonrası yapılan açıklamada, senede 2 ay süren kazı çalışmalarının 12 ay yapılabilmesi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüşüleceğini belirtildi. Şehirde 5 antik kent var. 5 antik kentte her birinde de 22 yıldan beri Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her birini farklı şekilde alarak bugüne kadar getirdik. Bu gördüğümüz kısım kilise. Özellikle Hristiyanlıkla birlikte askeri lejyonun kullandığı Mitas tapınağı dediği tapınaklar var. Büyük bir yaşam alanı var. Ve çok özel mozaikler var. Renk derinliği ve küçüklüğü, üç boyutu bakımından bunlar tam ustabaşılık dönemi. Altta çıkan mozaikler daha iri taşlı, renk derinliği daha az olmasına rağmen bir üstte ustabaşılık döneminde daha da özel çalışılmış taşlar var. Burada da aynı şekilde tabanda balıklar var. Biraz önce de aldığımız briefingde balıklar Hazreti İsa'yı simgeliyor diyorlar. Balıklarla birlikte ona sarılmış yılanlar var. Kuş çeşitleri var. Çok özel kuş çeşitleri var ve camla birlikte, camın rengiyle o kadar güzel çalışılmış renk derinliği var. Elimizde işin özü büyük bir hazine var. Biz medeniyet şehriyiz. Bu antik kentlere bir an önce restorasyonu tamamlamamız ve bir an önce bunu daha fazla ziyaretçi açmamız gerekiyor. Hangi aşamadayız? Sevindirici olan Kültür Bakanlığımızla çok yoğun çalışıyoruz. Ayın 13'ünde Kültür Bakanımız zaten Gaziantep'e geliyor. Gelme sebebi Gaziantep'in Kültür Yolu'nun açılışı festivali. Aynı zamanda Guinness ile ilgili bir çalışma yapacağız. 2,5 kilometrelik mangalın denemesini yapacağız. Kebabın denemesini yapacağız. Sayın Bakanımıza bizim istirhamımız buradaki kazının 2 ay değil de 12 ay boyunca devam edeceği bir metot, bir metodoloji istiyoruz. Daha güçlü bir destek istiyoruz. Çünkü biz Anadolu Arkeoloji Enstitüsü'nü Gaziantep'e açtık. Ve çıkan eserler Roma döneminin en önemli eserleri. İnsanların buraya daha çok buraya gelmesi, yeniden bu mozaikleri görmesi için bir nedenleri daha var. Dülük Antik Kenti'nde bir restorasyon çalışması yaptık, bir giriş kapısı yaptık. Buranın diğer antik kentlerden ne farkı var? Onun projesini çalıştık. Sayın Bakanımızla bütün hazırlığı yaptık. Sayın Valimizle birlikte inşallah bu detaylı sunumu yapıp ondan güçlü destek alarak da bu işi hızlandırarak yolumuza devam edeceğiz. Medeniyet şehri Gaziantep, antik kentler şehri Gaziantep'e gelmeleri için bir sebep daha var. Şimdi yeniden Gaziantep'e gelme zamanı diyoruz. 5 tane antik kentimiz var diğerleri haricinde. İşte Karkamış'ta, Yesemek'te, Zeyhukma'da, Dülük'te. Buranın her birinde kazılarda devam ediyor. Bunların her biri çok önemli dünya hazineleri. Biz de bugün Dülük'teyiz. Buradaki temel sıkıntımızı konuşmaya geldik. Buradaki temel sıkıntı da şu. Kazı süresinin azlığı. Yani yılda 2 ay kazarak böyle muhteşem bir tarihi varlığı bir an önce dünya insanlığının hizmetine sunmak çok mümkün değil. Bunu hızlandırmamız lazım. Bunun yöntemleri üzerinde konuşuyoruz. Yoksa Gaziantep dediğim gibi bereketli hilal üzerinde, Mezopotamya bölgesi üzerinde. Yani insanlık tarihinin doğduğu yerlerden konuşuyoruz ve ilimiz özelinde de M.Ö. 8000'lerde başlayan ve bugüne kadar hiç yok olmayan üst üste medeniyetleri konuşuyoruz. İşte Dülük Antik Kenti onlardan en önemlilerinden birisi. Geleceğe miras projesi çerçevesinde daha fazla kaynak ayırmaya gayret edeceğiz, isteyeceğiz. Zaten Büyükşehir Belediye'miz, Sayın Bakanımız elinden gelen her desteği buraya ve diğer tarihi kentlerimize, kazılarımıza veriyor. Biz valilik olarak bulabildiğimiz her kaynağı kullanıyoruz. Ama inşallah daha fazlasını yaparak bir an önce çok daha hızlı yol alacağız. İnşallah.